akşamlar sayın seyirciler. Türkiye'nin ekonomi kanalı EkoTürk'te Perspektif programında bu akşam tekrar birlikteyiz. Stüdyomuzda bu akşam CFA Society İstanbul Başkanı Sayın Albert Crespin var. Sayınla başlıyorum Albert, hep böyle. Resmi başlıyoruz, sonra düzeliyoruz. Ve CFA Society İstanbul Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ertunç Tümen var. Hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk. Bakalım inşallah güzel konular var. CFA'yı şöyle bir masaya yatıralım, her detayı konuşalım. Yatıralım. Programa başlamadan önce bir haber turumuz var. Günün öne çıkan haber başlıklarını izleyelim hep birlikte. Bir VTR yayınımız olacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne tepki göstererek, "Operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız kapıları açarız. 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz." diye konuştu. Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin artışıyla Türk lirasından başlayarak genele yayılan bir satış baskısı görülüyor. Analistler, satışların kısa vadede devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Türkiye varlıklarında dünyadan negatif ayrışma hız kazandı. Borsa İstanbul 100 Endeksi 97.700 seviyelerine kadar çekilirken, dolar kuru 5.89.80 ile Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na yönelik çelişkili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Trump, Perşembe günü paylaştığı Twitter iletisinde, "Türkiye'yi yakından izliyorum. Kuralına göre oynamazlarsa yaptırımlarla vururum," dedi. Merkezin brüt döviz rezervleri 4.2 milyar dolar arttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı. Buna göre 4 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 186 milyon dolar artışla 79 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri 27 Eylül'de 75 milyar 655 milyon dolar seviyesindeydi. Yabancılar net 157 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Yurt dışında yerleşik kişiler 4 Ekim haftasında 9.4 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler 4 Ekim haftasında net 9.4 milyon dolarlık hisse senedi, 148.4 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi ve 16.7 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri sattı. Evet, tekrar iyi akşamlar sayın seyirciler. Şimdi Albert, istersen seninle başlayalım. Konu tabii CFA tamamen. Başka konular da var. İlerleyen ikinci bölümde onları da soracağım. Görüşlerinizi almaya çalışacağım. Yani ikinizi bir araya getirmek benim için çok değerli. Başta onu söyleyeyim. O şeref bize ait. Estağfurullah. Şimdi şöyle, CFA, yani CFA Society'nin tabii başkanı ve yönetim kurulu üyelerini hazır bulmuşken, üyesini bulmuşken bir CFA'yı konuşalım. Yani CFA topluluğu, yani society'yi o anlamda çevirirsek Türkçe'ye, yani ne yapar, ne zaman kuruldu Türkiye'de? Aslında hani dünyada da çok kısa böyle geçmişini tarihsel verebilirsek, işte kaç senedir dünyada var yaygınlığı, dünya genelinde. Türkiye'de ne zaman başladı? O günden bugüne gelene kadar misyonu, vizyonu, ne yapmaya, amacı neydi? Yani burada finans profesyonellerine yönelik birçok tabii kurallar var, etik kurallar, profesyonel davranış standartları adı altında web sitesinde bugün inceleme imkanım oldu. Dolayısıyla hani biraz yani üyeleri kimlerdir, nasıl üye olunur buraya? Yani bu tür bir detayları bize açıp verebilirsen izleyicimiz muhtemelen merak ediyordur. Tamam, çok şey sordum. Biz normalde bunu böyle 45 dakika tanıtım yapmaya gittiğimizde sunumlarda anlatıyoruz ama çok hızlı giriş yapayım. Bu arada Ertunç da aslında derneğimizin eski başkanı, yani Türkiye'deki derneğin. O yüzden o da... Yani aslında benden daha da fazla yetkili. Daha başka sorularımız yüzden, çok merak et. Tamam, beraber bunu anlatmaya çalışacağız. Şimdi aslında sondan başlayayım. CFA, finansın ya da para yönetiminin topluma daha iyi hizmet etmesini sağlamak üzere kurulmuş bir kuruluş. Ya yani bu ne demek, biraz açarak söyleyeceğim. Aslında yatırımcının çıkarını öncelleyen, piyasaların daha etkin çalışmasını isteyen ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı amaçlayan, finansal piyasaların ekonomik büyümeye katkı bulunmasını amaçlayan uluslararası bir sosyal sivil toplum kuruluşu, STK.
Şimdi kuruluşu şuna dayanıyor. 1960'larda, 1963'te Amerika tabii büyük bir ülke. Finansında beşiği diyebiliriz aslında bugünden baktığımızda. Her ne kadar Avrupa'da daha geçmiş olsa da orada değişik şehirlerdeki farklı finans toplulukları bir araya geliyorlar. Ve eski adını söylemeye gerek yok. İngilizce bir adı var. CFA'nin ilk temellerini atıyorlar. Daha sonra bu CFA'nin temellerini atarken tabii ki bir finans profesyoneli olmak için belirli bir lisanslama gerekiyor ve belirli bir sınav dizayn zaten ediliyor. Zaten çok pardon, ya. Certified Financial Analyst değil mi? Analyst, yani doğru. Açıklama. Evet, yani eski adı aslında Association for Investment Management and Research'tü. Yani bugün yatırım çünkü. Yönetimi ve araştırma için birlik, araştırmalar birliğiydi. Sonradan CFA'ya döndü. Tabii olay sadece lisanslama değil. Yani lisanslama bir şekilde CFA titri alanların, ünvanı alan insanların hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini ve belirli bir yetkinliğe sahip olduğunu ispatlamak için bir şey aslında. Global bir sınav yapılıyor. Tekrar şeye dönersem, aslında hemen bugüne gelirsem, bu STK dünya çapında yaklaşık 200 bine yakın bu ünvana sahip insanın olduğu, 150'den fazla ülkede aktivite gösteren ve ülkelerde de aslında biraz önce sen o şekilde girdin. CFA Society İstanbul, yani CFA İstanbul topluluğu, Türkçe adı Yatırım Profesyonelleri Derneği. CFA globalde ülkelerdeki aktivitelerini bunun gibi kuruluşlarla organize ediyor. Sonuçta bu o anlamda düşünürsen global çapta 200 bine yakın insanın benimsediği bir standart. Belirli sınavlardan geçip bu ünvanı almaya hak kazanıyorlar. Tabii olay sadece sınav değil. Sınava girdikten sonra bu bir network, daha doğrusu global bir ağa dönüşüyor. Çünkü aynı finansal standartları, aynı bilgi seviyesini ki bu çok kapsamlı aslında. Biraz da onun detaylarını konuşuruz. Bir anlamda finans dilini dünyada konuşabilen yani ortak bir dil aslında geliştirir. Aslında. Aynen öyle. Ve tek bir amaç doğrultusunda dediğim gibi yatırımcının çıkarlarını öncelleyen, etkin bir piyasanın oluşmasını isteyen ve ekonomilerin büyümesine katkıda bulunmayı isteyen bir topluluk. İstersen Ertunç'a geçeyim burada. Hani bu kuruluş, yani yatırım profesyonelleri derneği dediğimiz CFA Society Türkiye'de ne kadar üyeye sahip? Bugüne kadar en eski başkan olduğun için hani Türkiye'deki faaliyeti ne zaman başladı ve o günden bugüne kadar ne tür faaliyetlere imza attı, hizmetleri nedir? Bir de bu konuda bilgi verirsen ve nasıl üye olunuyor tabii ki? 2003 yılında Türkiye'deki dernek 2003 yılında kuruldu. Türkiye'deki mevzuata göre kurulmuş bir dernek. CFA Institute'la yaptığı bir anlaşma çerçevesinde oradaki ortaklık haklarını kullanıyor. Yani isim kullanımı. Çünkü CFA Society ismini kullanabilmemiz için de onlarla bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Bu 150 ülkede aynen az önce Albert'in dediği gibi ilgili şehirlerin mi var? Eklentisi şeklinde evet, mi ilerliyor? Evet, aslında genellikle şehirlerde ama bazı küçük ülkelerde zaten ülke şehir gibi düşünürseniz ama çok büyük ülkelerde de birden fazla. Mesela Kanada'da birçok şehrin ayrı topluluğu var. Okay. Türkiye'de şu anda İstanbul Society peki, var evet. Ama tabii ki bizim hedefimiz Ankara Society, gelişti. İzmir Society'yi yaymak. İnşallah. Daha sonra da inşallah Anadolu'ya yaymak. Burada aslında bizim amacımız profesyonelleşmeyi, yani uluslararası standartlardaki finans uzmanlığını Türkiye'de yaygın hale getirmek. Ve bunu yaparken de aslında CFA'yı kullanmak, CFA programını kullanmak bizim için çok önemli bir rahatlık sağlıyor. Şu açıdan CFA programı zaten dünyada şu anda uygulanan finans pratiğinin en uç noktasındaki en mükemmellik seviyesini ifade ettiği için bu sınava giren biri Türkiye'de de girse, dünyanın herhangi bir yerinde de girse bu sınavı geçtiği zaman onun hangi standardı temsil ettiği konusunda herkesin çok net bir fikri oluyor. Bu yüzden de aslında özellikle İstanbul Finans Merkezi gibi bir hedefi olan bir ülke olarak küresel finans piyasalarında daha önemli rol hedefleyen bir ülke olarak çok fazla sayıda bizim finans profesyoneline ihtiyacımız var. Yani bizim amacımız da Türkiye'deki finans profesyonelliğini sayıca ve nitelik olarak yukarı çekmek. Tabii
CFA programı bize nitelik olarak yukarı çekme konusunda destek oluyor. Aynı zamanda etik standartların yükselmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan çok önemli bir yönü daha var. Çünkü CFA bir yandan profesyonellik üzerinde otururken, sütunlardan biri profesyonellik, diğeri de etik. Hı hı. Şimdi etik, aslında finans ve etik artık biraz felsefi kavramlara giriyor. Ben hiç oralara girmeyeceğim ama bence CFA'nin yaptığı çok iyi bir şey teoriyle pratiği çok iyi birleştirmesi. Hı hı. Şimdi bu hem finans pratiğinde dünyadaki hem şu anda mükemmellik ifade eden finans bilgisinin en uç düzeyindeki bilgiyi bütün dünyaya yaygınlaştırma anlamında bir standart teşkil ederken bir yandan da etik bir finans profesyonelinin günlük hayatında nasıl uygulanır? Hangi noktada nasıl davranması gerekir? Bunu da vakalar üzerinden giderek… Şimdi mesela unutma söyleyeceğini, yani web sitesinde, yani onu da vereyim, yani www.cfa, yani cfa, öyle söyleyeceğim, yani society.org, cfasociety.org. Şimdi ekranınıza geldi. Web sitesinde tabii İngilizce çok materyal var. Araştırdığım kadarıyla bugün hani Türkçe bulduğum çok güzel bir metin bu. Etik kurallar ve profesyonel davranış standartları diye başlık altında kuralları tanımlamışsınız. Bu kuralları aslında gerçekleştirmek için de profesyonel davranış standartları belirlenmiş burada. Tek tek senin de az önce söylediğin gibi işte profesyonellikle başlıyor, sermaye piyasalarının bütünlüğüyle devam ediyor ve müşterilere karşı olan görevlerle bir üçlü ayak var burada gözüken. Aslında biraz bunu hani biraz açarak hani nelere dikkat etmeleri gerekiyor bu profesyonellerin ya da bu profesyonellerin hepsi herhalde bu etik kurallara zaten imza atmış oluyorlar bu derneğe üye olarak ilk günden itibaren hayatları boyunca diye düşünüyorum. Bu çok önemli bir şey gerçekten. CFA programında her şeyi bilebilirsiniz sınavda. Çok iyi puan alabilirsiniz ama etikten kalırsanız CFA sınavını geçmiş sayılmazsınız. Bu birinci sınav içinde, ikinci sınav içinde, üçüncü yani sınav içinde geçerli. Finans bilgin, teorik bilgin çok iyi olabilir. Çok iyi olabilir. Ama etikten kaldın, evet. Bitti. Aslında finans böyle bir iş. Çünkü güvene dayalı bir iş olduğu için aslında temelinde etik olmadığı zaman finansın zaten temelleri çöküyor. O yüzden bu konu çok önemli. Yani şu anda dünyada finans profesyonelliğine duyulan saygı son derece geriye gidiyor. Tabii burada çok önemli yanlışlar, hatalar var. Tabii ki bunu yapanlar da finans sektörü ve finans profesyonelleri. Bu noktada CFA Institute'da bu konuda bir karşı bir programla bu etik kurallar ve profesyonel davranış standartlarını koyarak, yaygınlaştırarak dünyada tekrar finans profesyonelliğini eski saygın konumuna getirmeye hedefliyor. Peki Türkiye'de onu sormuştum az önce sana. Ya kaç üye var şu anda Türkiye'de? Türkiye'de şu anda yaklaşık 300 CFA sertifikası sahibi, yani CFA Charter Holder diyoruz. Charter Holder var. Ama CFA Charter olmayan üyelerimiz de var. Onlar da yaklaşık 100 kişi civarında, toplam 400 civarında üye var. Peki bu sınavı Türkiye'de, yani mesela sizin society aracılığıyla mı, kim yapıyor, kim denetliyor? Yani bu sınav Türkiye'de yapılıyor herhalde. Bu sınav Türkiye'de yapılıyor ve aslında bütün dünyada aynı anda, aynı saatlerde yapılıyor. O açıdan yani, tabii ki Asya, Amerika arasında şey var. Ama bu konuda tek bir organizasyon var. Bütün dünyada bu organizasyon bu sınavın aynı standartta, aynı gizlilikte ve ölçüler içinde yapılmasını temin ediyor. Sonra sınavın değerlendirilmesi tek bir merkezde yapılıyor. Yani yurt dışına mı gidiyor sınav sonuçları? Tabii. Yurt dışında tek bir yerde sınav sonuçları değerlendiriliyor ve her yıl Ağustos ayında yanılmıyorsam sınav sonuçları da açıklanıyor. Hı hı. Ve insanlar bir sonraki aşamaya geçiyorlar ya da bu mesela biraz sınav hakkında aslında hani bilgi de almak isterim. Çünkü herhalde girmek isteyen, şimdi sayı inşallah çok da artar. Hani 300 sayısı bildiğim için işte öncesinde konuştuk. Hani benim kariyerim bir kısmı yarısı risk yönetimi, yarısı işte portföy vesaire olunca bildiğim bir konu. Çünkü başka standartlar da hani FRM tarzı işte Financial Risk Managers falan gibi şeyler var. Hatta en son 2 sene önce yine bir eğitim talebi gelmişti. CPA, yani Certified Planner Analyst, yani tarzında yatırım danışmanı, yani sertifikalı. Bu C-level, C işte diyebileceğimiz ayrışmalar çok olmaya başladı son yıllarda. Yani sınav standartları dediğin gibi demek ki yurt dışında sorular da tabii herhalde İngilizce.
Evet, yani sonuçta yani burada yapacak bir şey yok. Yani çok isteriz tabii Türkçesinin de olmasını da İngilizce genel geçer görmüş ve bütün dünyanın kullandığı dil olduğu için bu standardı sağlamanın yolu bir dilde buluşmak yani. Aslında o yüzden İngilizce. Bu arada bir parantez açayım. Senin soruna belki ben de bir cevap vermeden önce. Sonuçta CFA ünvanını dünyanın birçok ülkesinde de Türkiye'de de regülatörler yani kural koyucular tanıyorlar. Tabii. Ve birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de CFA, SPK lisansı yerine geçiyor. Hı. Fakat her ülkede olduğu gibi yine o ülkenin kendine özgü, hı hı, daha spesifik işte vergi ve mevzuat konusundaki, hı, ilave sınavlara girmen gerekiyor. Yani bu ama çok normal. Çünkü yani ileri seviye SPK lisansına dediğin o iki vergi ve yerel mevzuatları dersini aldın, sınavına geçtiğin takdirde bu üç seviyeli bildiğim kadarıyla, evet, değil mi CFA? Evet. Üçünü aldığın takdirde ona, evet, eşlenik olmuş ona oluyor. Eşlenik olmuş ama türevi kapsamıyor diye biliyorum. Türevde ilave lisansı, birkaç tane daha şeye girmen gerekebilir. Yani aslında kapsayabilir. Ben de şimdi son ilk başlarda daha lisanslama işte türev ve diğeriyken şimdi birden fazla lisans oldu, çıktı. Kapsam genişledi. Orada ilave bir takım derslerden girmeni isteyebiliyorlar. Ama burada önemli olan hem bu etik kurallarının tanınması örneğin. Çünkü SPL'nin yaptığı sınavlarda da buradan sorular geliyor. Hı. Yani Türkiye'de de sonuçta o etik standartların yaygınlaştırılması için çok ciddi çalışmalar oldu. Bunun Türkçeleştirilmesi de büyük bir çalışma. Eski başkanlar döneminde hayata geçen. Bu hani tanınmanın zaten daha üst bir boyutu olamaz. Yani o anlamda aslında bu ünvanı almak için çalışanlar, bu sınava gelenler vesaire sadece bu amaçla bile eğer Türkiye'de finans piyasasında çalışmak istiyorlarsa sadece bu amaçla bile buna kalkışabilirler. Kaldı ki çok güzel söyledi Ertunç. Bu aslında biz söylemiyoruz bunu. Finansın altın standardı olarak bir basın yayın organı bunu böyle tanımlamıştı zamanında. Gerçekten herhangi bir yerde geçerli olacak bir bilezik. Yani çalışma iznin varsa buradaki CFA'li de, Londra'daki de, Tanzanya'daki de, işte Avustralya'daki de aynı saygıyı görür yani finans sektöründe. Peki şey Ertunç'a sorayım hani gene orada şöyle bir şey interaktiviteyi arttırmak için. Ya bu sınava mesela şu anda cfasociety.org sitesi üzerinden mi başvuruluyor? Bunun hani süreci nasıl işliyor? Ya bu konuda da bilgi verirsen çünkü ha bir de şey mesela şimdi bizler tabii çok uzun yıllar finans özel sektörde finans alanında orta üst düzey yöneticilikler yaptığımız için ve yapmakta olduğumuz için ya üniversiteyi yeni bitiren birisini ama finans tabii piyasasında kariyer yapmak isteyen birisine Ertunç mesela hemen girmesini mi önerirsin yoksa işte 3 sene 5 sene çalışsın ve pratiği öğren çünkü dedin ki teori ve pratiği birleştiren adamda teorik bilgi var ama pratik yok mesela, evet, bu konuda biraz açar mısın? Bu çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir noktaya değindin şu anda. Şöyle bir şey var. Aslında eğitim insanı pratik hayata hazırlıyor olmalı. Yani en azından belli eğitim programları insanı programı tamamladığınızda hayata hazırlamış olmalı. CFA'nin bu konuda bir şeyi var, programı var. Bu bir üniversite ortaklık programı. Üniversiteler, finans programları, CFA'nin müfredatını kendi müfredatlarıyla uyumlu hale getirerek bunu da CFA'den, CFA Institute'den onay alarak program ortağı olabiliyorlar. Üniversite program ortağı oluyorlar. Şimdi üniversite program ortağı Türkiye'de 8 üniversite CFA programını, finans programlarının müfredatına uyumlandırmış durumda. Yani aslında bu CFA ortağı bir üniversite lisans programını ya da yüksek lisans programını bitirmiş bir kişi aslında hazır sınava girmeye. Yani bu programı derken yani lisans seviyesinde aldığı derslerle mi uyumlu? Aynen. Lisans seviyesinde aldığı derslerle aslında kendini fark etmeden CFA programına hazırlamış oluyor. 8 üniversite bayağı iyi bir rakam. Evet, Türkiye'nin neredeyse önde gelen birçok üniversitesi burada. Bunu da yaygınlaştırmak istiyoruz yani çok daha fazla. Çok önemli bir konu. Çünkü bu çok önemli bir eksiklik. Sadece finans için değil aslında bütün diğer alanlarda. Yani bunu kendi aramızdaki sohbetlerimizde de düşünüyoruz. Yani CFA'nin burada yaptığını aslında toplumda birçok alanda yapmamız lazım. Yani
şu anda inşaat mühendisliğinin en üst standardı neyse ve neyi yapılıyorsa aslında eğitim de insanı oraya hazırlıyor. 500 bin müteahhit var Türkiye'de mesela gibi. Almanya'nın 15 katı falan. Gibi. Yani dolayısıyla şimdi burada yaptığımız şey aslında pratikten hareket edildiği için ve müfredat canlı ve şu anda dünyadaki en üst düzey pratiği temsil ettiği için o eğitimi alan kişi aslında bütün dünyada zaten önce CFA sınavına hemen girmesi lazım sorunun cevabı bence. Çünkü hemen birinci sınavı bence çok rahatlıkla geçecektir. Ondan sonrasında da pratikle beraber çalışmaya başlarken ikinci, üçüncü sınavları da Ne kadar bir süre oluyor? Ortalama tabii kişinin performansına göre değişir ama yani o sınavların tamamını bitirmesi. Yani çünkü bir herhalde şey de bitmiyor bir kere girişte. Yani biz şöyle bir şey yaptık. O konuda çok ısrarcı olduk. Normalde aslında bu sınav her yıl Mayıs ayında yapılıyor. Ama birinci sınav Aralık ayında da yapılabiliyor. Biz Türkiye'de Aralık ayı bir sınavının da İstanbul'da yapılabilmesi için çok mücadele verdik. Gerçekten burada Albert'le çok uğraşıyoruz. Yani birçok bu toplantıları Türkiye'ye almak için, Türkiye'ye bir takım ayrıcalıklar kazandırabilmek için çok uğraşıyoruz. Bu sınav, Aralık sınavı Türkiye'de şu anda yapılıyor. Ve çok ciddi de başvuru da geliyor. Bu arada yurt dışından da birçok insan gelip İstanbul'da sınava giriyor. Bu çok önemli. Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, bizim coğrafyamızdan. Olmadığı için. Çünkü bizim bölgemizde aslında bu sınavın yapıldığı az merkezden bir tanesi İstanbul. Aslında bu açıdan da İstanbul'u finans merkezi olmaya biraz yaklaştırmış oluyoruz. Bu çerçevede bu sınavı Aralık ayında giren biri geçerse aslında Mayıs ayında ikinci sınava girip sonra bir sonraki Mayıs ayında da üçüncü sınava girip aslında yani neredeyse 1,5 sene 18 ayda. 18 ayda tamamlayabilir teorik olarak. Evet. Yani ya, tabii CFA unvanına sahip olabilmek için 4 yıllık yatırım yönetimiyle ilgili iş tecrübesine de sahip olmak lazım. Bu iş tecrübesini de belgelemenin yolu başka CFA unvanlı kişilerin bir şekilde referans vermesiyle oluyor. Bunu aslında yatırım yönetimi diyoruz ama Türkiye'de ki bazı özel durumlardan dolayı sadece bir aracı kurumda ya da sadece bir fon yönetim şirketinde ya da sadece bir private equity şirketinde çalışanları kastetmiyoruz. Reel sektör şirketleri içerisinde de aslında finans alanında çalışan ve para yöneten mesela hazinelerin başında duran insanlar için bu program uygun. Yani çünkü A'dan Z'ye risk yönetmek, para yönetmek ve gelişmeleri daha doğrusu parayı yönetirken nelere bakmamız gerektiğini anlatan bir içerik sağladığından dolayı. Yani sonuçta ama okulu bitiriyor, 4 yıl iş tecrübesi oluyor ve değil mi? Yani evet, 4 yani yıl, sonuçta sınavları 18 ayda geçer. Bir de dolayısıyla 2,5 yıl daha çalışır ve o zaman 4 yılı doğru söyledim değil mi? Doğru o zaman söyledim, CFA unvanına sahip. 4. yılın sonunda aslında avantajı kullanabilir. Tabii. Evet. Çünkü sonuçta ya iş tecrübesi yani her ne kadar teoriden pratiğe hazırlıyor olsa da o pratiği de yaşaman gerekiyor insan olarak. Peki şey başvuruyu ben göremedim. Şeyde var mı web sitesinde? Evet, online başvuru yapabiliyorsunuz. Yani bizim Society İstanbul'un içinde var mı? CFAinstitute.org'dan yapabilirsiniz. CFA yani programına girip uluslararası siteden online başvuru yapabiliyorsunuz. Okay. Peki şey sınav ücretine kadar hani onu da bir bilgiyi verelim sonra araya girelim. Yanlış hatırlamıyorsam $1,000 civarında değil mi? Evet. Yani aslında yüksek bir ücret var ama şöyle bir şey var. Bizim burslarımız var. Yani biz CFA Institute'un anlaşması var. Kamu özellikle regülatörlerle sunduğu burs imkanları var. Bir de Türkiye için sunduğu özel burs imkanları var. O yüzden bu sınavı bu sınava girenler dolayısıyla her yıl Ağustos Eylül aylarında aşağı yukarı bu burs için talepler toplanıyor. Yani buna başvurmak isteyenler Ağustos aylarında Access Scholarship diye geçiyor. Bu burs başvurularını da yaparlarsa aslında oldukça fazla sayıda da… Takdir edersin ki 2,5 yıllık ya da 2 yıllık bir yeni mezun aldığı maaş bir aylık tabii en az maaşı ya da 1,5 aylık bir maaşa denk. Ya şöyle bir erken kayıt indirimleri var normal şartlarda ama bu bahsettiği Ertuğrul'un burs programları yaygın miktarda mevcut. Yani bunlar kullanılabilir. Bir de sadece normal standart burs başvuruları var. Ayrıca Ertunç belki daha sonra bahsedecek. Kadının finanstaki yerini arttırmak için ayrıca kadın adaylara dönük burslar da var. Bir de biz tabii ki şirketleri de kendi çalışanlarını bu programa teşvik etmeleri yönünde biz de teşvik ediyoruz. Bir açıdan baktığında sadece yeni mezun adaylar diye düşünme.
Bunu aslında şöyle bir kapsamda başka bir yayında konuşmuştuk. Türkiye'de mesela geçen yıl yaşadığımız krizin belki de nedenlerinden bir tanesi reel sektör şirketlerinde risk yönetimi konusunda bilgi eksiği olması diye. İstersen bir araya gidelim, reklam aramız çünkü yine zaman hızlı aktı. Kısa bir reklam arası yapalım, sonra sohbetimize devam edeceğiz. Evet, tekrar iyi akşamlar sayın seyirciler. Eko Türk ekranlarında yayınlanan Perspektif programının ikinci bölümündeyiz. CFA konusunu epeyce konuştuğumuzu düşünüyorum ilk kere de. Bütün detaylarıyla inşallah ilginin artacağını, o etik kuralların Türk finans profesyonelleri arasında yaygınlaşacağını diliyorum bütün tüm kalbimle. Önemli bir konferans var haftaya 16 Ekim'de. Şimdi bu 16 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan konferans sermaye piyasaları aracılığıyla sürdürülebilir büyüme diye hani tercüme ettiğimizde başlık olarak çok kapsamlı bir şey. Katılımcılar bence hani çoğunu tanıyorum tabii ki ama önemli isimler var. Hani bu konferansın amacı, yani içeriğinde nasıl konuşuldu, nasıl dizayn edildi? Bu Türkiye'ye yine işte başlık çok güzel ama sermaye piyasasının büyümesi ve etkinliğinin sağlanması neredeyse benim kariyerimin 25 yılını aldı. Yani yatırım bankacılığı tezi yapıyordum teknik üniversitede. Yani yatırım bankacılığı, yani Türkiye'de investment banking konusunu işte 2000'li yılların başlarında çok fazla göremedim krizler nedeniyle. Sermaye piyasasının gelişmesini istedim, o alana kaydım sonra 10 sene sonra falan. Orada da böyle geçti. Yani inşallah gelişir diyorum ama Ertuğrul biraz bilgi verir misin? Nasıl bu konferans, amacı nedir? Ya bence çok aynı noktalardan geçmiş iki insan olarak bir şeyler yapmak gerekiyordan hareket etti aslında. Yani çıkış noktası bu. Bizi heyecanlandıran şey de şu: topluma hizmet eden bir finans endüstrisi yaratmak. Şimdi bu gelişmiş bir ülkede, insanların varlıklı ve refah içinde yaşadığı bir ülkede topluma hizmet eden bir finans endüstrisi dediğiniz zaman anlaşılan şey başka. Gelişmekte olan bir ülkede topluma hizmet eden bir finans endüstrisi dediğiniz zaman anlaşılan şey başka. Aslında finansın oynaması gereken rol de başka başka her ikisinde. Yani Türkiye gibi bir ülkede, gelişmekte olan bir ülkede, işte büyüme kalıbına baktığınız zaman oynak, genişleyen, oynak, dalgalı büyüme kalıbı izleyen bir ülkede aslında bizim için önemli olan şey yüksek büyüme hızında tekrarlayabilen bir büyüme şeyi yakalamak, başarısı yakalamak. Şimdi bunu zaman zaman yakalıyoruz, zaman zaman kaybediyoruz. Peki bunun bir sebebi olmalı diye sorduk. Bunun sebebi işte yapısal reformlar diyoruz. Yapısal reformlar kulağa hoş gelen ama içi de o kadar dolu olmayan şeyler. Yani yapısal reformdan hareket edersek, işte Darren Acemoğlu ile James Robinson'ın yazdığı kitaptan, yani ülkelerin gelişmişliğini belirleyen şey, evet, Why Nations Fail ve yeni kitapları Narrow Corridor, nedir bir ülkeyi refaha taşıyan kurumsal mimari ve bunun finansal bacağı nasıl tasarlanmalı? Bu konuda aslında bu sorudan başlayarak bu konferansta bu soruya bu cevap bulmaya edelim. Yani Profesör University of Chicago'dan Profesör James Robinson ana konuşmacı olarak geliyor. Evet. Zaten Darren Acemoğlu'yla da dediğin gibi MIT profesörü. Evet. Türkiye'nin işte beklenen en genç ekonomi Nobel ödülü adayı diyebiliyorum ben de. Evet. Öyle lanse ediliyor en azından dünyada. Atıfları nedeniyle makalelerinde. Şimdi James Robinson, yani bu çok tabii ünlü insanları getireceksiniz. Ve senin de dediğin Darren Acemoğlu'nu işte birkaç ay önce izlemiştim Türkiye'de konferansında. Hakikaten dediğin gibi ilk şeyi çok güzel anlattı kitabının, yani kapsayıcı kurumlar ve dışlayıcı kurumlar kavramını. Tabii ki o kapsayıcı kurum içeriğini çok iyi doldurmak lazım. Orada aslında eksik kalan ya da tam anlatmadığı bazı noktaları da bu Narrow Corridor ya da işte Dark Corridor içerisinde herhalde aldı. Kitabı sipariş ettim de henüz gelmedi bu arada. Şimdi yani bu konferansın
içeriğinde başka... Konferansta imzalatma imkanı olabilir bu arada, gelirse. Sürpriz diyorsun. Güzel. İnşallah. Yani burada tabii çok fazla şey var, başlıklar var içeride. Hani girişimci sermaye, hani bu sermaye piyasalarının içerisinde çok önemli kavramlar. Ekosistemin orada genişlemesi, işin içinde hukuk sisteminin tabii çok iyi işliyor olması falan gibi. Yani ne tür kazanımları elde etmeyi bekliyorsunuz konferans içerisinde? Aslında dediğim gibi amacımız bir tasarım yapmak. Hı hı. Yani bu tasarımın içinde yani senin tezinden başlarsak, yani yatırım bankacılığı Türkiye'de neden olması gereken yerde değil, ya da varlık yönetimi ya da uzun vadeli yatırım yapan varlık havuzları, emeklilik fonları gibi işte vakıflar ya da üniversite vakıfları, endowmentlar, bunlar ülkemizde neden yok? Ve çünkü bunların icra ettiği şeyler var. Yani dünyadaki finansal mimariye bakarsanız bunların oynadığı çok önemli roller var. Uzun vadeli yatırım yapabilme, uzun vadeli sermaye sağlayabilme, uzun vadeli büyüme sermayesi sağlayabilme, büyüyen firmalara hisse sermayesi sağlayabilme, diğer taraftan bir ekonominin dinamizmi içinde yeninin yaratılırken eskinin ortadan kaldırılmasını sağlayan birleşmeler, satın almalar, ve bunları yöneten yatırım bankacılıkları. Türkiye'de şimdi düşünüyoruz, uluslararası standartta bu işi yapan 200-300 kişi ancak yaratabildik. Ve kafamızda bence netleştirebilirsek, yani teoriden pratiğe, yani CFA'nin yaptığı gibi ve finansa da bir amaç belirleyip, bunu da ülkemizin amacıyla birleştirip, Türkiye için bir yol haritası çıkarabilirsek, hep beraber bu yol haritasını takip edebilirsek bence biz de bir şey yapmış oluruz diye ümit ediyorum. Kesinlikle. Çok bir şey yaptığınıza eminim. Yani yapmaya çalıştığınıza ve desteklenmesi gerektiğine eminim tamamen. Konferansın mesela sonunda, bu akademik tarafta tabii çok iyi oluyor. Konferansın sonunda ya da içeriğinde bir katılımcılara ya da internet ortamında sonrasında bu konuşma, makale vesaire bir şeyler yazılı hani anlamda ya da sunum tarafında öyle bir şey olacak mı? Yani bir kitap ya da bir çalışma notu şeklinde. Çünkü oradaki bilgi orada kalmamalı. Yani kesinlikle. Oradaki profesyonellerin Türk Finans, yani İstanbul Finans Merkezi projesi bildiğim kadarıyla hükümet düzeyinde epeydir konuşuluyor. O da ayrı bir konu. Onu da gerekirse konuşuruz ama son aylarda diyeyim biraz daha alevlendiğini görüyorum o işin. Dolayısıyla bu tür konferanslar, bu kadar yabancı, bu kadar Türkiye'deki profesyonellerin yer aldığı bir konferanstaki bilgilerin kaçmaması lazım. Dolayısıyla onun herhalde bir şekilde paylaşılacağını düşünüyorum. Evet, bir seminer dokümanı hazırlayacağız, konferansı dokümente edeceğiz. Sonrasında da küçük bir çalıştay yapacağız. Hı hı. O çalıştay sonrasında da ülkemiz için dersler neler olacak diye. Yani dediğiniz gibi, yani buradan bir bunu diye düşünürsek bilgiyi alıp bunu ülkemiz için gerçekten bir yol haritası, bir aksiyon haritası. Sonrasında bir öneri, onu da düşünmüşsünüzdür ama aslında o şeyle birlikte, yani o sonuç bildirgesi ya da içinde kitapçı diyelim, konferans kitapçı ile birlikte bir şekilde, yani siz hani yöneticisi olduğunuz için söylüyorum derneğin, yani kamu otoritesinde ziyaret etmekte yarar var. Yani bu tabii, işte tabii. icranın başında olan işte sermaye piyasası kurulu vesaire bir takım kurumları ziyaret edip en azından randevularla bunu bilgiye aktarmakta yarar var. Çok doğru bir şey. Aslında konferansın ruhuyla da son derece uyumlu bu söylediğin. Çünkü aslında bize hep şey söylendi. Yani kamu işin içinde olmasın, düzenleyici bir rolde olsun, özel sektör her şeyi yapar. Aslında bu bir açıdan doğru. Yani piyasa mekanizmasının önemine, değerine vurgu yapan bir yaklaşım. Liberal serbest piyasa bakış. Evet, ama tam değil bu. Aslında çünkü kamu ile özel sektörün bir arada bir hedefi ortaya koyarak, dünyadaki en üst standardı bularak beraber hareket etmesi, koordinasyon, senkronizasyon içinde çok daha iyi sonuç veriyor. Bu konferansın içinde de aslında orada işte mesela kalkınma bankacılığına, kalkınma bankalarına, dünyadaki kalkınma finansmanı sağlayan kuruluşların bu konuda yaptıklarına da referans yapacağız. Bu çok doğru. Bu işbirliği içinde yapılması gereken bir şey. İstersen şöyle bir şey, yani sona bıraktığım önemli bir konu var. Ona vakte göre ayarlayacağım. Yine CFA'nin içerisinden devam edelim. Web sitesinin içerisinde aslında çok da bilgi vardı. Bir takım raporlar var, yani bu işte araştırma anlamında da değerlendirilebilir, çalışma raporları tarzında. Yani hangi alanlara ilgi duyduğunu, yani bu genel kapsamı, çerçeveyi çok iyi çizdiniz. Yani yatırım profesyonellerinin geleceği, yani bir kariyer anlamında bir şey var, bilgiler var. Gelecekteki belirsizliklerle ilgili bir şey var. Değişimi yönlendirmek anlamında
yatırım kuruluşlarının geleceği hakkında, yatırımcı güveninin sağlanması hakkında, yatırım performanslarındaki değişkenlik analizleri, ölçümlemesi falan şeklinde, yatırım dünyası da dediğin gibi cinsiyet konusundaki çeşitlilik tarafında ve geliştirme açısından baktığında da yatırımcı hakları, ortak yatırımcı hatalarından kaçınmak. Bir ilginç, onu aslında sormak istiyorum. Finansal sağlık için 7 adım tarzında bir şey vardı sitenin içerisinde. Bilmem o konuda hani bir şey var mı, hani bilgi paylaşabileceğimiz. Finansal durumunuzdan emin misiniz? Daha iyi kendinizi hissetmek ve uzun vadeli ihtiyaçların karşılanması şeklinde. Yani böyle enteresan şeyler var. Aslında araştırma notları da var içeride. Bu araştırmaları kim yapıyor? Ona cevap vereyim. Şöyle, tabii CFA unvanına sahip akademisyenler olduğu gibi profesyoneller de var. Yani aslında senin de gibi. Yani senin de hem doçent hem doktor unvanın var. Senin gibi dışarıdan da yapılabiliyor. Yani. Dışarıdan da yapılabiliyor. Dışarıya da bir nevi sipariş diyeceğim ama hani yanlış anlaşılacak. Sonuçta bir üniversiteye gidip ya da belirli bir profesyonele gidip bu konuda biz bunu araştırmak istiyoruz diye şey yapabiliyorsun, istekte bulunabiliyorsun. Çoğunlukla ama CFA'lilerin bunları hazırlamasına özen gösteriliyor. Çünkü oradaki araştırma raporlarının da aşırı akademik, yani bu da yanlış anlaşılmaya müsait bir ifade ama daha iyi bir kelime bulamadım. Daha, çok teknik kalıp, hani akademik düzeyde. Çok akademik düzeyde kalıp güncel hayatta kullanılamama riski de var. O yüzden ikisini bir araya getirebilen ya CFA title'lı bir sürü adam var. Bu arada bazen bir kitap çıkıyor. Mesela bir tanesi yani finansın tarihi. Orada böyle küçük küçük bakmışsındır, sana belki okumuşsundur. Değişik yayınlar bir araya getiriliyor. Kimisinde gerçekten bildiğin tarihi anlatıyor. İşte ilk borsa nedir, ilk o nedir, şu nedir. Kimisinde de daha spesifik konulara değinebiliyor. Burada ama ben daha geniş, öncelikli 4 başlık var aslında. Birisi bu ESG, yani şu anda daha CFA'nin önde koşturduğu, onu söylemek isterim. Yani çevreye duyarlı, iyi yönetişimli ve topluma daha iyi hizmet eden yatırım. Bir tanesi o. Diğeri, sen kariyer olarak baktın ama aslında sektörün de geleceğini anlatan, İşte yapay zeka ile insan zekasını bir araya getiren yatırım yönetiminin geleceği ve yatırım yöneticisinin geleceği. Hı hı. Yani sadece kariyer değil o, uzaktaki bir, yani bundan 5 yıl 10 yıl sonra bu yatırım yönetimi nasıl olacak gibi bir konu var. Purposeful finance, yani daha topluma amaç olarak topluma hizmet etmeyi amaçlayan finans. Bu gibi konular şeyin önceliğinde duruyor. Yani bu saydıklarının çoğu teknik olarak daha teknik detaylar da var. Mesela kadının finanstaki yeri vesaire hep CFA'nin alıp önde koşturduğu konulardan biri. Dönem dönem, yani o anlamda Ertunç'un bahsettiği şeyi de biraz ekleme yapmış olacağım. Yani bu finansın altın standardı olmak bunu da gerektiriyor. Yani sonuçta finansla ilgili yaşanan bir takım olumsuzluklardan ders çıkarıp doğrusunun nasıl olması gerektiği konusunda uluslararası anlamda yol gösterici olmak ya da yol gösterici olacak insanların önünü açmak vesaire. O da bunun bir parçası ve o yönde de bu söylediğim başlıklar şu anda hizmet ediyor. Yani zaten bu konferansın herhalde içeriğindeki o bilgi aktarımı web sitesi içerisinde işte kısmi olabilir tabii ki. Birçok konferansta da zaten öyle oluyor, biliyorsun. Bütün her şeyi web sitesine koymak da doğru değil. Hani onu da anlıyorum. Çünkü orada bir özel şey var, alan da var. Yani orada olmanın bir avantajı var. Ama en azından bazı bilgilerde, hani işte temel fikirler falan paylaşılabiliyor tabii. O da önemli bir aslında kaynak havuzu oluşturacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle çok güzel bir nokta bu. Şimdi ben çok heyecanlanıyorum tabii, bu konular beni çok heyecanlandırıyor. Mesela San Francisco Society neler yapıyor, hangi konuları araştırıyor, orada hangi seminerler düzenleniyor, onu takip ediyorum. Orada olan şey, çünkü mesela San Francisco teknoloji, Silikon Vadisi, teknoloji ile finansın birleştiği bir yer. Teknoloji ile finans orada birleştiğinde ortaya ne çıkıyor? İnsanlar orada neler yaratmaya, konuşmaya başlıyorlar? Oradan ilham alabilirsiniz. Bunu Asya'dan da alabilirsiniz. Tokyo'daki bir konferanstan da alabilirsiniz. Yani bütün dünyaya açık olmak gerekiyor ve dediğiniz gibi bütün bu bilgi de aslında
bir araya geldiğinde değeri gerçekten çok artıyor. Şimdi şöyle yine CFA'nin içerisinden aslında bağlayacağım konuyu. Hani programın son 10 dakikasına yaklaştık. Emeklilikle ilgili, emeklilik dönemiyle ilgili yapılacak olan yatırımlar çok önemli tabii ki. Yani emekli olmadan önce uzun vadeli bir yatırım planınızın olması gerekiyor. Türkiye'de tabii 2003 yılında başlayan bir bireysel emeklilik sistemi var. Biraz önce bahsettiğin 7 adımdan biri o mesela. Yani evet evet, onun için. Aynen. Ben de oradan not almışım zaten. Kendi finansal hedefler koymakla başlıyor. Aynen. Yani hayat boyu. Kişisel sağlığınızın ne kadar kuvvetli ve istikrarlı olması önemliyse, finansal sağlığınızdan da aslında finansçı olmasanız da dahi, tüm aslında çalışanlar için söyleyelim, çalışmayan insanlar için de tabii geçerli bu. Ama finansal sağlığında korunması gerekiyor doğru bir şekilde. Tabii ki bu hani okur yazarlık şimdi CFA çok üst noktaya geliyor. Yani dediğin gibi 300 kişi Türkiye'de var ama 180 bine yakın benim bildiğim bankacı var Türkiye'de. Daha da yukarıdaydı ama kriz zamanında alt aşağı indi. Dolayısıyla hani 180 bin kişi ortalama sadece banka için. Senin de dediğin gibi reel sektörde çalışan finansçılar falan var. Yani finansla ilgilenen yüz binlerce insan var çalışan Türkiye'de profesyonel olarak. Dolayısıyla sayı tabii çok az. Yani baktığında yani çok yani 300 değil, 3000 değil, belki 30 bin falan olması lazım. Hani en uç belki noktada 10 sene, 15 sene sonra. Şimdi bu emeklilik konusunu hani birazcık da konuşmak istiyorum. Hani az zamanımız kalıyor. En son rakam benim gördüğüm bireysel emeklilik şeyinde, fonu içerisinde Eylül itibariyle 108 milyar TL var yaklaşık. Bu 2017 sonunda 77 milyar TL'ymiş. 2018 sonunda da 87 milyar TL. Aslında son bu yıl için yani söyleyebilirsek 9 aylık getiri şeyi artışı, getiri demeyelim de şey artışı, katkılarla birlikte miktar artışı %23 civarında. Yani aslında son yıllarda belirgin bir artış var bireysel emeklilik. Tabii ki gönüllü, zorunlu falan. Katılımcı sayısı yaklaşık 12 milyonlar adede geldi kişi. Fakat şöyle bir şey görüyorum. Hani 2003'ten itibaren tabii ki hani ikinize de genel sormuş olayım. Hani ayrı ayrı görüşlerinizi almak isterim. 2003'ten itibaren bir sistem uygulandı. Sonrasında işte Sayın Ali Babacan döneminde bir değişime uğradı. Ondan sonrasında şimdi son yıllarda bir başka değişimler var kendi içinde. Hani burada başlarken biz neleri biraz eksik yaptık diyeyim. Hani sonra neleri daha doğruya getirdik? Şimdi zorunlu katılıma geçtikten sonra %50'nin üzerinde de bir ayrılma var. Haliyle %60'lar falan da en son açıklanan. Demek ki bir şeyler iyi gitmiyor. Hani insanlar zorunlu şeyin içerisinde de uzun süre kalamıyorlar. Buradaki hani temel problemleri biraz konuşmak isterim. Daha iyiye gitmek adına. Hani istersen yine senden başlayalım Ertuğrul. Şimdi emeklilik sistemi çok önemli bir, yani bu finansal mimarinin tasarımında işin kalbinde yer alan, yani çok olmazsa olmaz çok önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor. Bu fonksiyonu hem emekliler adına yerine getiriyor hem de sistem adına yerine getiriyor. Yani emekliler adına emeklilikteki yaşam standartını yükseltebilmek için aslında gönüllü birikimler, üçüncü basamak sistem olarak, ikinci basamakta çalışan tasarrufuna dayalı nispeten dünyada zorunlu sistemler var. Bu birinci, ikinci, üçüncü basamak sistemleri bir araya getirdiğiniz zaman aslında eskiden devletin sorumluluğunda olan emekliye yüksek yaşam standartını sağlama hakkını artık dünyada bir trend olarak kısmen bireylerin üzerine bu sorumluluğu aktaran bir dönem içindeyiz. Şimdi yani bu şu demek, yani biz eğer işte bugün 20-25 yaşında olan bir gencin 40-60-65 yaşında yaşam standardının ne olacağına karar vermek için bugün çok iyi bir emeklilik sistemi tasarımının var olduğunu bir kere garanti altına almamız lazım. Şimdi gelecekteki refah düzeyi açısından çok önemli ama bir taraftan da aslında emeklilik havuzları sistem içinde uzun vadeli sermaye talebini karşılayan firmaların, büyüyen firmaların ihtiyacını karşılayan belki de yegane kaynak. Yani uzun vadeli hisse senedi yatırımı. Çünkü hisse senedi yatırımından da kastım şu, yani bir piyasadan, ikinci pazardan gidip bir hisseyi almak değil. Bir şirketin içine sermaye koymak, reel ekonominin içine
katkıda bulunmak anlamında diyorum. Bu noktada uzun vadeli bakabilen bir şey. Yani hem tasarruf sahipleri açısından hem de ekonomik sistem hem de firmaların büyümesi açısından son derece merkezi bir rolü var. O yüzden bunun iyi olması elzem. Dünyada nerede? Dünyada emeklilik sistemlerine baktığınız zaman toplam büyüklüğü gayri safi milli hasılaya oranı %100'e yakın ortalama. Şimdi bizim Türkiye'de daha %4'lerdeyiz. Yani gelişmekte olanlarda biraz daha. Olan, evet. Gelişmiş ülkelerde. Gelişmekte olanlarda gelişmekte olan ülkelerde daha aşağıda. Biz bu yola çıkalı işte 15-16 sene oldu. 15-16 sene çok uzun bir zaman değil aslında. Bence güzel bir sistem kuruldu. Yani kurulan sistem iyi bir sistem. Ama sistem içinde bir şey zaman içinde ortaya çıktı. Bu insanların küçük birikimler yaparak uzun vadede küçük birikimlerinden büyük yatırım havuzlarına ulaşacakları bir araç olarak kurgulandı. İlk 10 sene civarında bir problem olmadı. 10. seneyi geçtikten sonra insanların varlıkları büyümeye başladı. İnsanların varlıkları büyümeye başladıktan sonra insanlar başka bir şeye ihtiyaç duydular. O başlangıçtaki dağılımlar onlara yetmemeye başladı. Başlangıçtaki fonlar da yetmemeye başladı. Ve farklı, çünkü büyüklük de o kadar önemli hale gelmeye başladı ki yatırımcı açısından daha kaliteli bir yatırım danışmanlığı hizmetine ya da daha doğru o yatırım danışmanlığı hizmetini kolayca sağlayacak ürün çözümlerine ya da bir takım dijital yatırım tavsiyelerine ihtiyaç duymaya başladı. Yani aslında bu işin geldiği nokta ve şu anda konuştuğumuz şeylerin kısa bir özeti aslında budur. Aslında Albert'e oraya pas atacaktım. Sen hemen o konuyu aslında iyi bağladın. Yani burada benim eksik gördüğüm kısım aslında az önce söylediğin noktaydı. Yani bir emeklilik şirketi, portföy yönetim şirketi ve müşteri. Yani AA şöyle çizdiğimizde tam mevzuatı falan geçiyorum. Oyunculara temelde. Ama arada yatırımda bu 2003'ten itibaren tabii bakıyorum hadiseye 2 yıl için değil ya da 1 yıl için. Şimdi çünkü değişiyor. Aradaki yatırım danışmanlığı noktası emeklilik tarafında eksik evet. kaldı. Şimdi sen finansal teknoloji, inovasyon, ürün inovasyonu tarafında çok ciddi tecrüben var. Hani burada biz şimdi işte robo advisor dedikleri yani robotik yatırım danışmanı tarzında çünkü orada bireylerin küçük cüzi miktarları birikiyor. Yani bu yatırım danışmanlığını bu sadece robo advisor'lara mı bırakacağız bundan sonrasında? Hani bu genel bir şey olsun. Yoksa biz araya gerçekten bir yatırım danışmanlığı şeklinde de bir omurga enjekte edecek miyiz içeride ki bu insanlar çünkü %90'ı mesela bir yıl içerisinde bakmadığını açıkladılar bugünkü evet. bir haberde. Evet. Hiç 6 kere hakları var biliyorsun. Evet 6 kere tabii. Yani o bu arada ilk yani çok uzun zamandır dile getirilen bir istatistik. Yani şimdi ben bu konuda çok ahkam kesmek istemiyorum aslında ama tabii bizim hala mevzuatta ya yatırım danışmanlığı tarafının eksik olduğu muhakkak. Bu getirileri arttırmanın bir yolu çünkü varlık dağılımı konusunda yatırımcıları yönlendirmekten aynen. de geçiyor. Aynen. Ya sen bir yere koyup ya zaten küçük küçük biriktiriyorsun. Yani tabii şöyle ne diyelim beklentilerle biriktirdiğin rakamların da örtüşmesi lazım. Sorunun kısa cevabı daha robo advisor'ların tam olarak bir yatırım danışmanlığı olup olmadığı konusunda bir tartışma var. Yani mevzuatta muhtemelen bir takım eksikler var. Onun çok daha net tanımlanması gerekiyor. Bir de bu söylediğin üçlü işte emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, yatırımcılar ve fonlar sistemde şöyle diyelim olması gerekenden fazla bir karışıklık var aslında. Bu buradan kastım yatırımcının da kafası karışıyor. Yatırımcının da kafası karışıyor ama buradan kastım şu aslında. Sanıyorum onunla ilgili bir takım adımlar atılıyor. Bu benim şahsi fikrim olarak düşün ya da bir tabii yatırımcı ki. Olarak ben de emeklilik best birikimcisiyim. Çok da önem veriyorum ve özel ilgi gösteriyorum. Ya yani ben de çok değiştirmiyorum bu arada. Yani o hatayı biz de yapıyoruz. Birinin sürekli arayıp kafanı şişirmesi lazım. Seninki biraz ama terzi şey olabilir kendi söküğünü. Yani ondan da olabilir. Aslında o konuda da ben biraz yine bir yatırımcı olarak ilginin arttığını görüyorum. Yani emeklilik şirketleri çaba sarf ediyor. Şimdi mesela bu emeklilik fonlarının tefası alınması konusu var. Şeyi unutmayalım yani sistemin içinde düşünürsen burada bir toplam maliyet var günün sonunda. Bu maliyet bir şekilde bu fonların içinden çıkıyor. Yine yatırımcı ödemek zorunda kalıyor. Ve yatırımcının aslında ücret olarak ödediği para kimin katma değerli, kimin katma değersiz olduğuna bakılmaksızın dağılıyor. Orada bir adaletsizlik var. Benim gözlemlediğim kadarıyla mesela fon yönetim şirketleri burada
daha fazla sorumluluk aldığı halde o pastadan daha az pay alıyorlar. Bu arada bu söyleyeceğini ilave çok tabii 1-2 dakikamız kaldı ama aslında BES fonlarının içerisinde yeni baktım çünkü geçen hafta. Son 5 yıla baktım. Tabii bu 10 yıla falan uzatılabilir doğal olarak daha da uzun olması için. Son 5 yılda enflasyonu 2 katından daha fazla getiri sağlayan önemli sayıda emeklilik fonları var. Ama yatırımcılar o varlık dağılımları içerisinde o fonlara bu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde ağırlık verdiler mi işte orada problem çıkıyor. Tabii ama şimdi olduktan sonra bunu değerlendirmek tabii daha kolay. Belki sen bunu söyleyebilirsin aslında. Şimdi önümde bir çalışma var bugün bir toplantıda kullandığımız. Şimdi aslında şey çok tabii insan hafızası çok değişik. Çok kısa vadeye bakıyoruz bence. Emeklilikte yaptığımız bence en büyük hata kısa vade. Emeklilik uzun bir şey. Yani çok uzuna bakmamız lazım. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl oraya odaklanmamız lazım. Şimdi ben 5 yıla bakıyorum. 5 yıllık getiriler emeklilik fonu ortalama getirirse emeklilik fonlarının %85, enflasyon %75. Şimdi ben de bazen şaşırıyorum. Yani ama ben bile kendim çok baktım, daha yüksek getiren fonlar var. Tabii tabii. Hayır ben de şuna baktığım zaman ben de şaşırıyorum. Gerçekten hani kötü bir şey görecekmişim zannediyorum. Evet. Ama burada enflasyon üzerinde %10 üzerinde bir getiri var. Yıllık ortalama %2 üzerinde demek ki getiri sağlamış. Şimdi dalgalanma çok. Piyasalarda dalgalanma olacak. Bu kaçınılmaz. Yani dalgalanmasın, dünya dursun demek gibi bir şey bu. Yani bu varlıklar olduğu sürece de varlıklar da dalgalanacak. Ama burada önemli olan yolun uzun kısmı, uzun sonu. Yani ne kadar uzun süre bileşiklendireceğiz getiriyi? Bir maraton sonuçta. Maraton, gerçekten maraton. Ve yani şeyi düşünün, yani bir küçük bileşik getiri, %2'yi, evet, 3'ü, 30 yıl, 40 yıl, aynen, bileşiklendirdiğinizde çok eksponansiyel bir getiri ortaya çıkıyor. Emeklilik tamamen bununla programın alakalı. Sonuna geliyoruz. İstersen bir iki cümleyle toparlayalım. Benim söyleyeceğim, emeklilik aslında çok sistem olarak tabii ki bizim çok daha fazla büyütmemiz gereken bir alan. Sistemik açıdan da öyle ama kesinlikle sistem içinde emeklilik performansını kısa vadeye değerlendirme hatasından kaçınmamız lazım. Performansı da kısa vade değerlendirme hatasından kaçınmamız lazım. Programın sonuna geldik maalesef ama en azından birçok şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Katkılarınız için çok teşekkür ederim ikinize de. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Perspektif programının bu akşamlık sonuna geldik. Programımıza katkılarını sunan CFA Society İstanbul Başkanı Sayın Albert Crespin ve CFA Society İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Tümen'e çok teşekkür ediyoruz. Az sonra EkoTürk ekranlarında son seans programına geçeceğiz. Orada da günün para ve sermaye piyasalarındaki yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerini masaya yatıracağız. Programda bize ekonomist Doktor Murat Kayacan eşlik edecek. Kısa bir aranın ardından tekrar EkoTürk ekranlarına sizi bekliyoruz.